Hadislerin farklı tarihleri var ve farklı tarihlerde farklı lafızlar var hadislerde. Bizim okuduğumuz lafız üzerinden giderek söylüyorum. Farklı tarihlere, yani farklı isnatlara aynı hadisin bakılıp lafız farklılıkları üzerinden önce bir hadisin aslında neydisine yoğunlaşmak lazım. Çünkü farklı tarihlerde tam da bu dediğiniz sıkıntılı ifade biçimi olmayabilir. Her zaman verdiğim bir örnektir. Hadise bakıyorsunuz, diyor ki Allah'ın elçisi bir gün cennetten bahsediyordu, cennetin kapılarından bahsetti. Bir kapısı işte oruçluların gireceği bir kapı, bir kapısı abdestlilerin gireceği bir kapı. Yani yoğunlukla abdeste düşkün, oruca düşkün. Bir kapısı şöyle şöyle anlatınca Hazreti Ebu Bekir demiş ki, böyle her kapısından çağrılan bir kimse olmaz mı? Yani hepsinden birlikte çağrılan, gel buradan gir denilecek olan kimse. Hem namazlı, hem oruçlu, hem Allah'ın elçisi evlitti demiş. Sen de onlardan birisin. Bir tarihte böyle geçiyor. Bir de onlardan olmanın umumunu. Ama başka bir kanala baktığınızda ercu en tekune minhum geçiyor. Bir kelime sadece farkı. Umarım onlardan biri olursun şeklinde. Ama bu ikisi arasında o kadar itikadi açıdan sapma var ki, dediğim gibi çerçeveyi dağıtan bir sapma var. O sebeple hadis metinlerinde yani ravi yanılgısı, algısı süzgecinden geçtiği için tarihler üzerinden gitmek ve aslında neydi diye özellikle yoğunlaşmak, ha oradan bile çıkmıyorsa yine yanılgıyı Allah'ın elçisine, onun anlatımına değil, aradaki kimselere hamletmek icap eder. Ama bundan önce hadislerin en sık yaptıkları şey, bu haliyle anlamaya elverir bir tarafı var mı? Yani aslında Adem onu demek istemiyor, şunu demek istiyor diyecek bir yol var mı? İbn-i İbban'ın kitabı başından sonuna kadar pek çok hadisle ilgili böyle yorumlarla doludur. Yani hadisi isnadıyla birlikte masada tutmak zorundaysa isnat dolayısıyla, o zaman anlamına yönelip anlamını makul hale anlayabilecek sürece sokmaya çalışır. Bu da akleden her insanın yapması gereken bir şey. Çünkü isnat ile gelen rasyonel bağlantı da bir fiziki bağlantıdır. O da bir yere kadar sizi bir şeye zorluyor. Hele birkaç kanal üzerinden gelirse rivayet. Dolayısıyla onu masada tutmaya ve anlamaya yönelik çaba içerisine giriyorsunuz. Öyle hiç tarihi süreç yokmuşçasına, hiç geçmişte bir şey yaşanmamış, hiçbir şey bize aktarılmamış gibi Kur'an'ı böyle bir yerde gezerken tesadüfen bulduğu bir kitap muamelesi yapan yaklaşım da realist bir yaklaşım değil. Ona demezler mi sen, yani senden önce hiç mi Müslüman yoktu? Hiç mi senden önce kimse bunu incelemedi? Tıpkı senin incelediğin gibi, senin baktığın gibi. Onların, hele hele kendisine inen kimsenin bu konudaki uygulaması neydi, tatbikatı neydi? O bu dini nasıl hayata düşürdü? Bunlardan bütünüyle bağımsız, sanki kendisine inmişçesine davranmak ne kadar absürt ise diğer gelen metne, lafızına öyle olduğu gibi kapılıp akletmeksizin onu şey yapmak da o derece absürt. Çünkü metin bu tarih böyle derken başka bir tarih, sizi yine hadis tarihi başka bir şey zorlayabilir. Aynı anda her ikisine olur diyemeyeceğiniz nice durumla karşılaşırsınız. Dolayısıyla kulun kendisine kalan planda aklettiği bir süreç her zaman kalmaktadır. Değerlendirdiği ve evet doğrusu budur diyeceği ve ancak ona ikna olacağı bir şey.